Evet, selamlar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Ben Sabahattin Yanni. 22 Aralık Perşembe günü saat 17'de yayındayız. Bildiğiniz üzere veriler geldi kripto tarafında. Bu veriler özelinde bir ufak bir hareketlilik yaşandı. Hem verileri konuşacağız, hem teknik altyapıları konuşacağız, hem temel haber akışlarını konuşacağız. Globalde ve kriptoda neler oluyor, neler bitiyor tekrar konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Kimler buradaymış? Hızlıca bir bakalım. Müslüm Bey'i görüyorum, Aslı Hanım'ı, VB'yi. Bahattin Bey burada, selamlar. Vedat Bey, Soner Bey, Sami Bey, Orçun Tümer, Salih Bey, Nalan Hanım, Osman Bey, Orçun Arslanbaş, Gündüz Bey, İyici, Kalan Bakiye, Deniz Hanım, Ertan Bey, Turhan Bey, Gökhan Bey, Hamza Bey'i görüyorum. Fatih Bey, Mahrap Bey, Nuri Bey, Metin Bey, Özkan Bey, Zafer Bey, Babil Babil, Ergün Bey, Araf Hocam selamlar. Hoş geldiniz sizler de. Fatih Bey, Mavi Yıldız, Sadi Bey, Zi, Zeynep Hanım, Okan Bey, Murat Bey, Hakkı Bey, Songül Hanım, Samet Bey, Hayrettin Bey, Doğan Bey ve Nihal Hanım'ı görüyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz, nasıl gidiyor hayat, işlemleriniz nasıl, pozisyonlarınız nasıl, nasıl görüyorsunuz piyasayı? Hemen çok küçük halinizi, hatırınızı sorduktan sonra hızlıca zaten biliyorsunuz verilere geçeceğiz, verileri konuşacağız. Verilerin potansiyel etkilerini yorumlayacağız. Teknik üzerinde nerelere götürdü, nerelere götürebilir, neler olabilir şeklinde konuşacağız. Ne oluyor, ne bitiyor bunları konuşacağız arkadaşlar. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Güzel, güzel, güzel. Doge'ye ne oldu? Twitter'la ilgili bir haber geldi. Yine Doge hareketlendi. Fırat Hocam hoş geldiniz, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize selamlar. Fırat Hocam dün sizi aradım, ulaşamadım ben size. Bilginiz olsun. Yine konuşuruz akıl yayından sonra. Şükür seni sormalı. İyiyim ben, keyfim yerinde. Açıkçası her şey yolunda gidiyor şu anda. Çok bir problem yok. Stabilite biraz daha bozuldu. Güzel, güzel. Yayın başlangıcı itibariyle like tuşuna basarsanız arkadaşlar kanalın biraz daha ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bey sürekli içeri alıyor. Satayım mı, öğreniriniz ne? Akşam konuşalım bunu Hamza Bey. Akşam altcoin'lerle ilgili genel sorularınızı akşam konuşabiliriz. ZB Gaming hoş geldiniz. Neşe Hanım hoş geldiniz. Bu aralar ben de bir diziye dadandım. Bu sıcak kafayı çok sevdim ben bu arada. Çok kaliteli olmuş. Konuşuruz yine zaten. Saadettin Bey hoş geldiniz. Nasdaq'ta günlük muma bakmak istemiyorum hocam. Şu hareket çok tatsız. Tabii ki veriyle beraber gerçekleşti. Konuşacağız bunu. Bunu da konuşacağız. Çok kötü bir mum bu arada. Daha da kötü olmaya aday gibi üstelik. Konuşacağız. Yine konuşacağız dediğim gibi. Biz de sizden konuştuk başka yayın. Dedikodun mu dönmüş? İlginç, ilginç. BlackRock'ın resesyon uyarısını nasıl okuyorsunuz? Gördüm ve dehşetle karşıladım açıkçası. BlackRock'tan böyle bir söylemin gelmesi can sıkıcı. Can sıkıcı, çok can sıkıcı. Hadi verilere geçelim arkadaşlar. Tekrar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar ve saygılar. Hemen verilere geçelim. Biz hangi veriyi gördük? Biz ne gördük? Bunları konuşalım. Şöyle alayım chat'i. Şöyle bir bakalım. Okey. Hazırız. Şeye geçebiliriz. Hangi verileri gördük ve bu verilerin piyasayı nasıl etkilemesini bekleriz? Ahter Hocam hoş geldiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar Amerika'da gayri safi yurt içi hasıla verileri geldi. Aslında Twitter'da da yazdım. Veri açıklanmadan yarım saat önce falan yazdım açıkçası beklentimi. Gayri safi yurt içi hasılada pek bir değişik beklentim yok. Bir tık üstünde gelebilir demiştim. Nitekim zaten gördüğümüz şey bir tık üzerinde gelmesi oldu. Bunun DXY'yı güçlendirmesini bekleriz. Akabinde işsizlik verileri geldi arkadaşlar. İşsizlikte bir yükseliş gördük. Geçtiğimiz aya nazaran söylüyorum. 214 binden 216 bine bir yükseliş gördük. Ancak piyasa beklentisinin 222 bin olduğunu varsayarsak bunun yine kısa vadede, ki zaten kısa vadede negatif yansıdığını görüyoruz. Kısa vadede negatif
Ancak 214 binden 216 bine çıkışında ilerleyen o ilk reaksiyonel durumların aşılmasından sonra pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bütün verileri yorumlamak gerekirse bu verilerin DXY'a pozitif, piyasalara ise negatif yansımasını bekleriz. Kripto piyasasında net bir negatiflik görmedik. Henüz teknik bir kırılım görmedik bu veriye istinaden. Ki zaten çok ekstrem bir hareket de beklemiyorum bu veriye istinaden. Ancak teknik kırılımlar gerçekleşirse teknik yapının devamında hareketin sertleşebileceğini düşünüyorum. O yüzden çok endişelendiğim bir veri değil şu anda. Ancak genel olarak DXY yükseltmesini beklerdik ki yükseltti. Amerikan piyasalarını ve genel piyasaları negatif etkilemesini beklerdik ki özellikle burada Nasdaq ve S&P'de çok negatif bir yapı oluşturduğunu söylememiz lazım arkadaşlar. Benim yorumum bu şekilde. Çok ekstrem sonuçlar doğurmayacak ancak kısa vadede negatif sayılabilecek bir veriyle karşı karşıyayız. İlerleyen süreçlerde daha da iyi göreceğiz bunun karşılığını. Bu şekilde Ethereum alan içerisinde hareket ediyor. Şu an görebildiğiniz bir order block yapısı var. Burada muhtemelen aşağı yönlü kırılımı verecek. Özellikle burada yukarı atıp tutunamadıktan sonra tekrar dönerse benim için açıkçası biraz sürpriz olur bu verinin bu şekilde karşılanması. Ancak şunu söyleyeyim, Amerika çöküyor. Amerika çöküyorsa DXY yükseliyor daha doğrusu ve buna ithafen Amerika çöküyorsa kripto da kendi payına düşeni alacaktır ki nitekim aldığını görüyoruz şu an burada. İlk verinin yorumlaması bu şekilde. Panik yapılacak herhangi bir şey yok arkadaşlar. Panik yapılacak herhangi bir şey yok. Çünkü dediğim gibi bakınız teknik kırılım henüz gelmedi. Sadece Amerika düşüyor. O da reaksiyonel tepkisini bu bölgeden alacaktır. Aşağı yukarı göstereyim size. Beklenti dahilinde şu alandan reaksiyon alması beklenir ki hala bunu bekliyoruz. Yine de kötü. Bunlar verinin piyasalara yorumlanmış şekli arkadaşlar. Kanun adamı hocam psikolojiyi toparlayın. Daha yolumuz çok uzun. Bir sakinleşin hocam. Bu verilerden kurtuluş yok mu? Yok. Yok hocam bu verilerden kurtuluş yok. Bu verilerden ne zaman kurtulabileceğiz? Her şey yoluna girdiğinde globalde bu verilerin değeri azalacak. Teknik analizin değeri artacak. Şu anda her şey bir kaos olduğu için ve bütün piyasanın dünyanın gözü burada olduğu için etkisi çok yüksek oluyor. Doğal olarak da biz etkisini şu şekilde görebiliyoruz. Ancak genel problemler çözüldükten sonra bunların etkisi yine olacaktır. Ancak azalacaktır. Kürşat Bey hoş geldiniz. Selamlar hocam. 17.300 civarında likiditeyi almak için yukarı gidebilir. Görüşünüz devam ediyor mu? Evet bu görüşüm devam ediyor. Ama bu görüşümü belirtirken şöyle bir tırnak işareti açmıştım. Şunu söylemiştim. Christmas haftasındayız arkadaşlar. Christmas haftasındayız. Doğal olarak Christmas haftasında benim düşmesin yeter şeklinde bakıyorum. Yükseliş beklentim var. Beklentim bir şey ifade etmiyor benim. Ancak yükseliş beklentim var. Yine de benim bu haftaya bakış açım piyasa çökmesin yeter. Çünkü Christmas geliyor, insanlar satış yapacak. Kim takar kriptoyu, kim takar hisse senetlerini, piyasaları, bayram geliyor, insanlar bayramını geçirecek. Doğal olarak muhteşem bir hacimsizlik var. O yüzden de bu hafta özelinde satış gelmesin yeter. Ha, yükseliş beklentim var, karşılar karşılamaz, problem değil. Düşüş gelmesin yeter şeklinde bakmaya devam ediyorum. O zamanki yorumum da bu şekildeydi. Hala aynı şekilde bakıyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ufak ufak piyasaları yorumlamaya, piyasaları analiz etmeye başlayacağız. Kayahan Bey hoş geldiniz. Kripto tarafından başlayalım. Bitcoin ile başlayalım arkadaşlar analizlerimize. Bitcoin destek alanına, range'in destek alanına doğru çekildi. Buralar destek alanı. Veriyle beraber aşağı yönlü bir hareket gördük şu anda ve hacimli bir hareket gerçekleşti üstelik. Hacimsel patlamaya bakarsak burada gerçekten güzel bir satış dalgası olduğunu söylememiz gerekiyor. Gayet normal. Aşağı yönlü olarak 16.750 16.500 seviyeleri aslında net olarak kırılmadığı sürece affedersiniz 16.750 16.700 bölgesi aşağı yönlü hacimsel bir kırılım gerçekleştirmediği sürece şu an için endişelenilecek bir şey yok. Hala alan içerisindeyiz. Hala alan
olduğu gibi devam ediyor. Yani panik yok, endişe yok şu anda. Gördüğümüz hareketlere istinaden söylüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, biraz volatilite geldi, bence iyi oldu. O yüzden panik yapan arkadaşlar varsa henüz panik yapılacak zaman değil. Burada 16.725, akabinde 16.700 bölgesi kırılırsa işte o zaman burada bir ne oluyor, hayırdır diye bakmak gerekebilir. Bitcoin tarafı bu şekilde. Ethereum tarafında bu şu an çok küçük bir alan içerisindeyiz. Burası zaten scalp işlemler için uygun bir bölge. Buradayız. Buradan scalp bölge işlem denilebilirdi. İşte aşağı yukarı söylüyorum. 1215-1214 hedefli küçük kısa vade işlemler denilebilecek bölgeyiz. Ancak 1200 bölgesi burada esas desteğimizi oluşturmakta. Kripto piyasasında, yani Bitcoin'de bir geri çekilme gelirse DXY'daki yükselişe ithafen, Ethereum'da da açıkçası 1200 seviyesi önemli bir bölge olacaktır. Soner Bey, teşekkür ederim desteğiniz için. Bir hediye üyelik gördüm. Teşekkür ederim hocam. Şimdi asıl olaya gelelim, DXY'a. Asıl olay DXY'da arkadaşlar. 16.30 itibariyle haber geldi ve sert bir şekilde yukarı attık. Nereye kadar attık? Şurada gördüğünüz tepe noktasına kadar bir yükseliş gerçekleştirdik. Doğal olarak DXY'in şu an direnç noktasından hafif bir red yediğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Herhangi bir problem yok. Burada kısa vade işlem açan arkadaşlar için özellikle söylüyorum. 104.38 seviyesinin yukarı yönlü kırılımı aşağı yönlü hareketi daha da sertleştirecektir, daha da tetikleyecektir global piyasalarda ve tabii ki Bitcoin'de de. O yüzden şu an DXY yakından takip edilmeli diyorum. Amerikan piyasalarındaysa gerçekten çok büyük ve çok negatif bir reaksiyon geldi. Bu kadar büyük tepki vermesini beklemezdim. Kısa vadede destek alanındayız. Hem trend anlamında söylüyorum bunu, hem de diğer metodlara nazaran söylüyorum. Şu anda destek alanındayız. Gap'i doldurduk. Gerçi bu gap'i doldurmuştuk ama gap bölgesine tekrar geldik. Şu anda DXY dirençte. Amerika destekte diyebiliriz. Nasdaq da destekte, 1100 seviyelerinde. Aşağıda 11.000 seviyeleri ana direncimiz, pardon, ana desteğimiz olacaktır. Hızlıca geçmeye çalışıyorum buraları. Aynı şey S&P için de geçerli. S&P'de de yine ana destek alanına yakınız. Ana destek alanından bir nebze uzağız ama 3825 seviyesi burada önemli. 3850 de önemli kısa vade işlemler için. Ancak 3825 burada scalp işlemler için önemsenmesi gereken bölge olacaktır. Bunu da söylüyorum. Yine ekleyeyim. Amerika piyasaları gerçekten çok kötü reaksiyon verdi ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor. DXY burada tutunmaya devam ederse piyasaların aşağı yönlü hareketini görmeye devam edeceğiz. O yüzden lütfen dikkatli olunuz işlemlerinizde. Akabinde Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine ben de ilk defa bakacağım verilerden sonra. 10 yıllık tahvil faizlerinde de yukarı doğru bir hareket gelmiş ama çok ekstrem bir hareket görmüyoruz. Panik yapılacak bir şey yok burada da. Euro dolarda bir çekilme olmalı. Evet, bir çekilme gördük. Normal, gayet normal. Japon yeni bir yükseliş göstermiş olması gerekiyor ama büyük ölçekte hala fark yaratacak noktalarda değiliz. Hala net bir problem yok. Çin'i sonra konuşacağım. VIX endeksinde bir yükseliş olması gerekiyor. Bariz bir şekilde. Zaten dün konuşmuştuk. Trende geldi. Trendden desteğini aldı. Ve yukarı doğru şu an akümülasyon sürecini gerçekleştiriyor. Gayet doğal, gayet normal arkadaşlar. Burada da bir problem yok. Petrol tarafına geçelim. Evet, petrol yükselmeye devam ediyor. Emtiaların genelinde bir yükseliş vardı zaten. Dün konuşmuştuk bunu. Petrol de kendi payına düşeni alıyor burada. Özellikle burada Rusya tarafında gelen açıklamalarda, hem doğalgaz hem petrol, yani enerji emtialarının yükselişine çanak tutuyor. O yüzden çok anormal bir hareket görmüyoruz. 87 seviyelerine kadar da çok anormal olmayacaktır. Burada bu alanın yukarı yönlü kırılımı bence çok kritikti teknik olarak. O yüzden petrolde teknik olarak yükseliş devam edebilir. Altın tarafına geldiğimizde tabii ki gelen veri akışıyla beraber altında geri çekilmeye başladı gayet normal bir şekilde. Ve Ahter hocam çok önemli bir haber paylaşmış. Brezilya'da kripto para yasa tasarısı kabul edildi. Dün akşam konuşmuştuk. Önemli bir haber olduğundan değinmiştik. Bu haber önemli arkadaşlar ama bu kısa vadede alacak Bitcoin'i uçuracak, süper yerlere götürecek dediğimiz bir haber değil.
ayı trendinden boğa trendine geçiş sürecimizde gerçekten kaliteli bir etki yapacak. Boğa sürecinin daha da yukarılara gitmesini sağlayacak. Orta uzun vadede bence gayet güzel bir haber diyebilirim. Yine söyleyeyim, çok önemli. Çok 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 önemli. Bu haberden kısa vade bir şey beklemeyin arkadaşlar. Brezilya kabul etti. Bir hafta sonra Bitcoin 22 bin dolar, 23 bin dolar, bu şekilde bir şey olmayacaktır. İyi piyasa koşullarını daha iyi hale getirecek bir haber. Ve tabii ki kriptonun küreselleşmesi, yayılması açısından önemli bir haber. Yine üzerinde durmak gereken bir haber. Güzel, sevindim bunun gerçekleşmesine. Ve tabii ki Çin borsasından bahsedeceğiz. Çin borsasında pozitiflik devam ediyor ya. Umarım bu şekilde devam eder. Destek alanının aşağısına bir iğne atıp beni ürkütmüştü geçtiğimiz gün. Ancak şu an tekrar kafayı yukarı kaldırdı. Hiçbir problem yok. Yukarıda 20.200 seviyesini takip edeceğim. Hang Seng'de ve tabii ki mortgage faiz oranlarından yine bahsetmemiz, mortgage faiz oranlarından konuşmamız gerekiyor. Resesyon geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gümbür gümbür resesyon geliyor ve tabii ki burada mortgage faiz oranlarının hareketleri resesyon kaygılarımızla paralel takip etmemiz gereken verilerden biri olacak. En son 7 küsürlere çıkmıştık geçtiğimiz aylarda. 7.07-7.08'lere çıkmıştık. Şu an 6.30'lara kadar geldi. Açıkçası 5.5'lara kadar düşmesini bekliyorum önümüzdeki 2-3 aylık periyotta. Akabinde yapacağı hareket, göreceğimiz resesyonun ne kadar şiddetli olacağını bizlere gösterecektir. Ama kaçınılmaz olarak geliyor. BlackRock'ta bahsetti ki haber akışlarından biri buydu. BlackRock dünyanın en büyük fon şirketlerinden biri. 13 trilyon dolar gibi bir parayı yönetiyor arkadaşlar. Resesyon kaygılarını dile getirdi dün. Ciddiye almak gerekiyor ve kafanızda soru işaretleri olabilir. Hocam resesyon gelirse ne olur? Resesyon gelirse her şey düşer arkadaşlar. Her şey düşer. Sosyal hayatımız kalitesizleşir. Piyasalar düşer. Bitcoin de tabii ki düşer. Emtialar sadece burada biraz ayrışmaya başlayabilir. Faizler düşer. Elinde parası olan insan, nakit paradan bahsediyorum, bildiğiniz nakit parası olan insan dünyanın en zengin insanı olur. Resesyon ortamı böyle bir ortam ve gümbür gümbür geliyor. Gümbür gümbür geliyor arkadaşlar. Dolar ne olur? Dolar tabii ki yükselir resesyon ortamında. Çünkü zaten dolara ulaşmakta zorluk çekeceğin için, dolar kıymetli olacağı için tabii ki doların yükselmesini bekleriz globalde. Yani doğal olarak DXY'in çılgınlar gibi yükselmesini bekleriz. Öyle insan gibi falan değil yani, böyle çılgınlar gibi yükselmesini bekleriz. Çünkü herkesin ana problemi paraya ulaşmak. Dolara ulaşmak kimse ulaşamıyor. Ulaşamadığı ortamda da kıymetli olur arkadaşlar. Bir ürüne ulaşamıyorsanız o ürün kıymetlidir. Basit mantığıyla. O yüzden dediğim gibi mortgage faiz oranları da burada konut yapısı, daha doğrusu mortgage'tan yola çıkarak konut noktasında alışlar, satışlar, durumlar nedir? Bunların analizlerini, bunların takiplerini yapacağız. O yüzden mortgage, 30 yıllık mortgage faiz oranları benim listeme girdi. Yakından da takip ediyorum. Durgunluk olursa insanlar nakit çekmek için mal mülk satar mı? Evet, satar. Çok basit bir senaryo söyleyeyim size. Berkay Bey mantıklı bir soru sormuş. Benim paraya ihtiyacım var. Bankadan kredi alamıyorum. Hani şu an Türkiye'de yaşadığımız bir durum aslında bu, ama bunu global çapta olduğunu düşünün. Bankadan kredi alamıyorum. Banka bana para vermiyor. Doğal olarak benim yapacağım şey şu olacak. Evimdeki evi, arabayı ıvır zıvır satmak. Çünkü o nakite ihtiyacım var. İş yapıyorum, iş yapacağım ya da. İhtiyacım var. O zaman da şu oluyor arkadaşlar. Başka bir adam geliyor. O arabayı satın alabilmek için ya da o evi satın alabilmek için. Ancak kimse de para olmadığı için, nakit para olmadığı için kimse o ürüne talep göstermiyor ve onun da fiyatı düşüyor. Yani evlerin de arabaların da fiyatı düşecek. Her şeyin fiyatı düşecek arkadaşlar. Resesyon böyle bir ortam. Satmak istiyorsunuz, satamıyorsunuz. Almak istiyorsunuz, para yok. Saçma sapan bir ortam. Tefeciler çoğalır. İllegal bir söylem bu hocam. O konuya çok girmek istemiyorum açıkçası. Ama resesyon Türkiye açısından konuşacaksak endişelenecek bir şey yok arkadaşlar. Biz zaten yıllardır resesyondayız. Hatta enflasyonun %70-80'lere gelmesiyle bizdeki enflasyonun da bir tık ötesi olan stagflasyon dönemine geçtik.
O yüzden Türkiye için konuşmuyorum. Bunun globalde yaşanacağını söylüyorum. Biz zaten alıştık bazı şeylere. Bu arada asgari ücret 8500 TL'ye çıktı. Bu çalışanlar için, en azından şöyle söyleyeyim, bilinçsiz çalışanlar için çok mutluluk verici bir haber. Ancak olaya ekonomik açıdan bakacak olursak, bugün birkaç tane üst düzey şirket yöneticisiyle, bayağı böyle binlerce insanın çalıştığı yerde yöneticilik yapan insanlarla konuştum. İşten çıkarılmalar başlamış arkadaşlar. Maalesef üzüntü verici. Çünkü asgari ücretin 8500'e çıkması çalışan için iyi bir haber. Ben daha fazla para kazanıyorum diye bakıyor. Ancak çalışan, yani işveren bakımından fazla külfet, fazla maliyet anlamına geliyor. Ve doğal olarak son konuştuğum kişi 300 küsür kişinin işten çıkarıldığını bizzat söyledi. Ve daha henüz onlara haber dahi verilmedi. Muhtemelen önümüzdeki bir hafta içerisinde haber verilecek. 300 küsür insan arkadaşlar bir şirketten tek kalemde çıkarıldı. Ayrıca insanlar, globalde konuştuğumuz bir şey var. İnsanlar daha fazla para harcarsa enflasyon daha da artar. Evet, Türkiye'deki insanlar geçen ay 5000 lira aylık para harcıyordu, ortalamayı söylüyorum. Önümüzdeki ay itibariyle, yeni yıl itibariyle 8000 lira harcamaya başlayacak. Doğal olarak enflasyon daha da artacak ülkede. Bir sürü şey söylenebilir ama içinde bulunduğumuz Türkiye'deki durum bu. Üzülerek söylüyorum. Daha iyi günler bizi beklemeyecek arkadaşlar. Atılan bu adımlar, ekonomik adımda, ekonomik açıdan bizleri daha iyiye götürmeyecek. Bir an önce faiz artırımı yapılması gerekiyor. Doların baskılanması gerekiyor. Doların baskılanıp belli bir seviyede tutulması gerekiyor. Yani doların sürekli düşüyor olması da iyi bir şey değil. Dış ticaret anlamında söylüyorum bunu. Doların daha düşük seviyelerde stabil bir şekilde kalması gerekiyor. Üretimin artırılması gerekiyor vesaire vesaire vesaire. Ancak içinde bulunduğumuz adımlar, attığımız adımlar maalesef Türkiye ekonomisi açısından, konuştuğumuz veriler üzerinden söylüyorum tabii ki bunu, çok da iyi değil arkadaşlar. Üzülerek söylemem gerekiyor. Böyle de bir realite mevcut. Bu konuyu konuşmadan olmazdı. Çünkü sürekli globalden bahsediyoruz. Bakınız şu veride bile şunu söyledik. İşsizlik arttı. İşsizlik arttı. Bunun enflasyona potansiyel olarak iyi yansıyabileceğini söyledik. 214 binden 216 bine enflasyonun düşmesine sebep olabileceğini söyledik potansiyel olarak. Bunun aynısı Türkiye için de geçerli arkadaşlar. 2-2 daha 4'tür. Dünyanın her yerinde bu durum aynıdır. Şimdi maaşlar arttı. Enflasyon yine yükselecek. Bunun dengelenmesi için işten çıkarılmalar artacak. Maalesef Amerika'daki insanın işten çıkarılması beni çok bağlamıyor ama ülkemde yaşadığım yerdeki insanların işten çıkarılması benim canımı sıkıyor. Biraz o yüzden doluyum, kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse, 5 dakika sonra Amerikan piyasaları açılacak. Daha global tarafa döneceğiz. Daha global taraf hakkında konuşacağız. Merkez Bankası faizi 9'da tuttu. Evet, bu da önemli bir haber. Bu emeklilikte yaşa takılanlar falan, bunlar bambaşka konseptler. Fazilet Hanım hoş geldiniz bu arada. Yani detaylı girmeyeceğim. Onların çünkü bir siyasi yönü de var, bir ekonomik açıdan da yönü var. Yani söylediğim hiçbir söylem siyasi değil arkadaşlar. Tamamen olaya ekonomik açıdan bakıyorum. O yüzden EYT'ye girmeyeceğim hiç. Bu tamamen başka bir konsept çünkü. Genel durumlar bu şekilde arkadaşlar. Like tuşuna basarsanız, kanalı takip ederseniz bana ve kanala destek olabilirsiniz bu arada. Bunu da hatırlatayım. Hızlı bir şekilde 5 dakika sonra Amerika açılacak. Gelen Amerika tarafındaki verilerin piyasalara ne şekilde etki ettiğini daha net bir şekilde göreceğiz. Akın Murat Bey hoş geldiniz hocam, selamlar. Hocam nereden işleme girmeliyiz? Bitcoin nezdinde konuşacaksak potansiyel olarak işlem açılabilecek bölgelerdeyiz. Ancak şunu söylüyorum. 4 dakika sonra Amerikan piyasaları açılacak arkadaşlar. Doğal olarak karar sizin. Volatilite artabilir. Buradan longa girersiniz. Sert aşağı iner.
Buradan şorta girersiniz, yukarı çıkar. 5 dakika sonra Amerikan piyasaları açılacak. Şu an bize düşen şey dikkatli olmak. Teknik olarak konuşmak gerekirse Bitcoin için aşağı yukarı long için uygun bölgelerdeyiz. Teknik olarak. Aynı zamanda Ethereum'da long için uygun bölgelerdeyiz. Ancak 1200 dolar bölgesi daha güçlü, daha güvenilir bir destek alanı Ethereum tarafında. Bitcoin tarafındaysa yani şu an destekteyiz. Yine söylüyorum, 5 dakika sonra, 4 dakika sonra Amerikan piyasaları açılacak. Şu an işlem açmak risklidir arkadaşlar. İşlem alabilir miyiz yayında? Fırsat olursa alacağım. Yani kendim fırsat görürsem tabii ki alacağım işlem. İşveren olarak var olma mücadelesi veriyorum. Çalışan arkadaşlarımın bulunduğu durumdan da kendi durumumdan da son derece rahatsızım. Yani anlayabiliyorum hocam. İnsanlar genelde işveren deyince aklına hemen şey geliyor. Koç. Ali Koç geliyor insanın aklına. Sabancılar geliyor. Ne bileyim işte Türkçü. Demirören Grup falan geliyor. İşveren deyince insanın aklına bu geliyor. Ancak küçük işletmeler de var arkadaşlar. Binlerce küçük işletme var. Adam 10 kişiyi çalıştırıyor. 3 kişiyi, 5 kişiyi çalıştırıyor. O da bir işveren sıfat olarak. Hani herkes böyle işveren deyince aklına direkt böyle en tepedeki adamlar geliyor. Ama bu o kadar basit bir durum değil. Evet, durumlar bu şekilde. DXY kritik bölgeyi aşmaya başladı. Bunun piyasalar için çok kötü sonuçlar doğurabileceğini söylememe gerek yok sanırım arkadaşlar. Anlık olarak piyasalar açılmadan bir dakika önce yukarı doğru hareketi piyasaları tatsız etkileyebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Etkiler demiyorum, etkileyebilir diyorum. Bakınız, etkileyebilir ile etkiler arasında çok büyük bir söylemsel fark var. Bakalım piyasalar açılacak yaklaşık bir dakika sonra neler göreceğiz. Önemli olacak bu piyasa açılışı, takip etmek gerekiyor. Ve Amerikan piyasaları açıldı arkadaşlar. Nasdaq tarafı neredeyse gapsiz bir açılış. Açıldı mı ya? Yok, henüz açılmadı. Şimdi açılacak, pardon. Şuralarda açacak. Yani bir negatif gap'le açılmasını bekliyorum da. Nasdaq evet açıldı. Bir negatif gap'le açıldı. Şu anda da hareket devam ediyor. Yaklaşık olarak %1.18 negatif gap görüyorum Nasdaq'ta. S&P'de %0.76, Dow Jones'ta %0.50'lik bir negatif açılış görüyoruz. Zaten vadelileri kapattığımız noktalar buralardı. Şu an açılış itibariyle S&P'nin önünde küçük bir desteği, direncimiz mevcut. Nasdaq'ta da, Nasdaq hemen üzerine attı. Lütfen açılış itibariyle arkadaşlar çok fazla fomolanmayınız. Bana da bildirimler yağıyor bu arada arkadaşlar. Arka planda bir sürü şey oluyor belli ki. Çok bir sürü çok yoğun haber akışı var şu anda. Onu belirtmem lazım. Önemliler var mı diye bakıyorum. Hani böyle gerçekten üstüne değinilmesi gereken bir haber akışı şu anda anlık olarak gelen yok. Çok öyle önemsenecek bir haber akışı mevcut değil şu anda. Kafayı aşağı çevirdi. Dediğim gibi DXY yukarı doğru çıkıyorsa piyasalar kendi payına düşeni alacaktır. Burada kripto dahil arkadaşlar. Bakalım DXY sert gitmeye başladı. Potansiyel hedef bölgesi neresi olacaktır? Aşağı yukarı şu bölge radarda olacak. Yine hani yukarı doğru hareketinden dolayı söylüyorum. İlk etapta
reaksiyonel bölge görebileceği kısa vade nokta burası, ancak önemsenmesi gereken yer şurası arkadaşlar. Bunlar tamamen kısa vade işlemler için. Yukarıda 107.80 bölgesi önemsenmesi gereken yer, 107.50 bölgesi ise kısa vade işlemler için göz ardı edilmemesi gereken bölge diyebilirim kabaca. Doğal olarak kripto tarafında da düşüşler görebileceğiz. Nitekim aşağı doğru iğneyi attık. Destek alanının alt bandına doğru iğnemizi attık. Aynısını Ethereum da yaptı. Nasdaq zaten kafayı aşağı doğru çevirerek başladı. S&P de aynı şekilde. Yani şu an gelen verinin etkilerini şu an hissetmeye başlıyoruz işin özünde. Ve aşağı doğru bir kusma hareketi geldi. 1200'lü seviyelere doğru Ethereum'da. Kriptoda da aynı şekilde destek kırıldı arkadaşlar. Anlık olarak, dakikalık ölçekte bakacak olursak desteğin kırıldığını söyleyebiliriz. Bakalım fake out olarak mı kalacak? Desteği vurdular arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi DXY gidiyor yukarı. Ve gittiği sürece de bu durum devam edecektir. Şu an çok anormal bir durum yok. Aşağı yukarı destek alanı içerisinde önemli bölgelere geldik. Şimdi ben de artık ufak ufak işlem pozisyonlarımı, işlem açabilme durumunu daha doğrusu güncelleyeceğim. Ethereum 1200 dolar baremine geldi. Çok önemli bu arada. Oo, Ethereum'a ne vuruyorlar ya. Altcoin'ler şu an çok üzülüyordur. Ethereum Bitcoin tarafı da düşmüştür baya. Henüz tam düşmedi ama Ethereum Bitcoin de düşecek gibi. Şu an piyasaya vuruyorlar. Yani vurmuşlar baya yani. Nasdaq biraz daha iniyor. S&P okey. Sanırım benim bunu buradan denemem gerekiyor ya. Benim bu bölgeden denemem gerekiyor. Küçük scalp işlem deneyeceğim. Let's go. Biraz daha bekleyelim. Dakikalığa gel. DXY alana geldi. Scalp işlem deneyebilirim buralardan. Okey. Tabii ki long yönlü arkadaşlar. Yani DXY'dan buradan reaksiyon bekliyorum kısa vade. Ona bağlı olarak bir işlem deneyeceğim. Kırar geçerse DXY yukarı 108'lere doğru tabii ki stop olacağım. Tabii ki stop olacağım. Hadi bakalım. Gel. Okey. Hadi bakalım. İçerideyiz bakalım. Hadi bakalım. Stop noktamı nereye koymam gerekiyor? Şu noktanın aşağısına koyacağım. Yani benim aldığım risk bu işlemde arkadaşlar. Yaklaşık olarak %0.50. Aldığım risk bu. Bu kadar. 100 dolarda 50 cent kaybedeceğim. Öyle düşünün. Aldığım risk sadece bu kadar. Çok küçük. Bu şey arkadaşlar, tamamen DXY'in bu bölgeden reaksiyon alması planına göre. Reaksiyon almazsa beni direkt stop etsin diye bakıyorum olaya. Bana göre %0.50 verilebilecek bir risk, alınabilecek bir risk. Kendi kişisel şeyim arkadaşlar, 30 saniye sonra beni stop edebilir işlem. Benim umurumda değil, lütfen, bakınız lütfen benim işlemime göre işleme girmeyiniz. Ben burada kendi işlemimi alıyorum. Bana göre alınabilecek bir risk, hepsi bu. Buradan para kazanırsınız, kaybedersiniz. Beni bağlayan bir durum değil arkadaşlar. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü bazı arkadaşlar geliyor. Senin açtığın bütün işlem stop oluyor. Olur tabii. 2 dolar aşağısında stop koyuyorum. Bir zahmet olsun. Hani anlatabiliyor muyum? Tamamen reaksiyonel yapıyı. Tamamen reaksiyonel yapıyı trade'liyorum. Burada 11.000 bölgesine yaklaşan Nasdaq. Aşağı yukarı biraz önce bahsettiğim 3.825 bölgesine yaklaşan S&P. 1200 bölgesine gelen Ethereum arkadaşlar. Olay tamamen bununla ilgili.
Zaten muhtemelen şöyle söyleyeyim. 3-5 dakika içerisinde bu işlem ya hedefine gidecektir ya da beni stop edecektir. 3 dakikadan uzun sürmez muhtemelen. Ben şuradan girdim işleme bu arada. Hatta daha net söyleyeyim, bakarak söyleyeyim. Tam olarak girdiğim bölgeyi söyleyeyim arkadaşlar. 1198.67'den girdim arkadaşlar. Yani şu an tam olarak bulunduğumuz yerden girdim diyebilirim işleme. Zaten hedefim de scalp işlemi olduğu için öyle çok yukarıları falan değil arkadaşlar. %0.50 stopu aldım. Yukarıda da şurayı hedefleyeceğim yani. Neresi olacak? Burası olur. Olacağı o yani hani. Kısa vade işlem. Tamamen kısa vade işlem. Ethereum'daki, Bitcoin'deki bölge. DXY beklediğim gibi çekilmeye başladı. Gayet benim için mutluluk verici. Beklediğim alandan reaksiyonu gördüm. Okey, sıkıntı yok ama bunun Ethereum'a yansıması lazım. İşte Seçkin Bey, tam olarak o yüzden bu kadar küçük yakın stoplu işlem yapıyorum. Çünkü burayı kaybedersek daha da sertleşecek, olaylar pisleşecek. Ben bu işlemde durmak istemem tabii ki. Tam olarak Seçkin Bey'in söylediği şey. Düşüşler pisleşecek eğer devam ederse. Ethereum özellikle 1200 seviyesini net olarak kırarsa çok pis olacak. Ben bu işlemde durmak istemem doğal olarak. Şöyle biraz daha kısa vadeye geçelim. DXY'daki bu beklediğim düşüş hareketinin devamının gelmesi lazım. Eğer yukarı doğru kafaya kaldırırsa birazdan stop olacağım. Hadi bakalım. Bana göre denenebilecek bir işlemdi. Ha bu arada kaldıraçla ilgili herhangi bir şey söylemedim. Ben 3x işlemdeyim arkadaşlar. Yani hani 3x işlemdeyim. Doğal olarak büyük kaldıraç girecek arkadaşlar. Yani hiç yeri değil. Bu kadar volatilitede büyük kaldıraç girerseniz çok fena patlarsınız zaten. Hadi bakalım. Tekrar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz hareketli bir gün oluyor. Ve DXY yine kafayı kaldırdı. Bu görmek istediğim senaryo değildi. Bu doğal olarak şu anlama geliyor benim kendi açımdan. 3 dakika içerisinde stop olabilirim. Bakalım. Nasdaq geldi destek alanına. S&P dediğim gibi destek alanına zaten yaklaştı. Hadi bakalım. VIX endeksi zaten normal olarak kaldırdı. Şu manzara işte altcoin'ler için çok can sıkıcı olan şey de bu. Bu altcoin'ler için bayağı can sıkıcı. Şurayı bekliyorum. Bitcoin'in şurayı denemesi gerekiyor. Şu alanı bir denemesi gerekiyor. 10.400'e kadar uzun vadede gidebilir. Tabii ki gidebilir uzun vadede ama işte şu an kısa vade işlem. Dediğim gibi tamamen kısa vade düşündüğüm için çok şey yapmıyorum. 10.400'lere tabii ki gidebilir. Burada 11.000 kırılımı olduğu zaman zaten farklı şeyler konuşacağız. Yani 11.000 bölgesinin aşağısı, S&P'de 3.800 aşağısı kalınırsa tabii ki çok farklı şeylerden bahsedebileceğiz. Ahtar hocam bir dolar endeksi grafiği yollamış arkadaşlar. Onun grafiğine göre de zaten şu anda direnç bölgesindeyiz. Hatta mükemmele yakın çalışmış ya. Temas şeklinde. Buradan kırılım gelirse gidecektir zaten. Çok anormal değil. Güzel bir çalışma hocam bu arada her zamanki gibi.
Yarın veri mi var? Yarın bir veri var mı ya yarın? Kırarsa tatsız olacak hocam. Kırarsa zaten direkt şorta döneceğiz yani. Yapacak bir şey yok orada. Ya DXY yukarı doğru bir 20-30 puanda 0.20 0.30 daha yukarı çıkarsa zaten çok tatsız şeyler göreceğiz. Bakalım. Panik yapılacak bir şey yok. Şu an gayet olağan hareketler görüyoruz. Endişe edilecek bir şey yok. Like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Sıklıkla hatırlatıyorum. 450 kişiyiz. 135 beğeni var. Çok düşük. İnsanlar bu kanalda ilginç bir şekilde unutuyor like'lamayı ya da takip etmeyi. Çok hoşuma gitmiyor hatırlatmak ama yapmam gerekiyor. Hindi alacak para lazım. Makul. Bakalım. Hadi bakalım. Şu an bakmamız gereken tek şey bu arkadaşlar. Tek şey. Ve bu dediğim gibi hoş bir hareket değil piyasalar için. Hiç hoş değil. Hiç hoş bir görüntü değil şu an görüyorum. Yani 3 dakikalıkta bakıyoruz. Yürümesi tatsız olacak piyasalar için. Söyleyeyim arkadaşlar. 11.000 seviyesine geldik. Nasdaq'ta S&P tarafında 3.825 bölgesine kadar, biraz önce bahsettiğim bölgeye kadar da geldik. Beklemedeyiz. Bir reaksiyon verir mi? Bu arada şeyi gözlemliyorum. İlk 11.000 reaksiyonunu gözlemliyorum burada. Yaklaşık olarak %3'lük, %2.80'lik bir hareket gerçekleşti. Çok zayıf bir hareket bu ya. Çok çok zayıf bir hareket. Satıcılı başlayan alıcılı bitirir. Bu ilginç bir söylem hocam. Çok ilginç bir söylem. Ethereum, Bitcoin çok tatsız. Üzgünüm. Altcoin'de olan arkadaşlar için çok üzgünüm. Altcoin'ler bir anda çok büyük değer kaybetti. Büyük bir çoğunluğu bu arada. Pimpon topu hareketi iyi yok. Sanmıyorum. Şunu diyorsunuz yani. Şu hareketten bahsediyorsunuz. Bilmiyorum böyle bir yapı oluşturur mu emin değilim. Ama şu an çok kötü görünüyor ve konuşmaya gerek yok sanırım. Gözler burada. Ve 11.000'e geldik arkadaşlar. Noktasal olarak buradayız. 11.006, 11.007 seviyelerindeyiz. Kırılım devam ederse çok pis devam edecek. Yani beklentim en azından bu şekilde. O yüzden dediğim gibi stopumu direkt buraya koydum. Aşağı giderse çok pis gidecek. Riske etmek istemiyorum. %0.50'yi aldım. Okey bence. Problem yok o riskte. Denedik. 11.000'i denedik. Bitcoin de aynısını yapıyor. Burada olay. Hocam dikkat edin. Yok ben dikkat ediyorum arkadaşlar. Bende bir şey yok yani. Açtığım işlem belli. Stop seviyem belli. Kaybedeceğim para belli yani. O yüzden dediğim gibi asla stopumu da oynatmam. İşler böyle bu şekilde.
Scalp işlemlerden kazanan oluyor mu? Oluyor hocam ya. Kazanan olur ya. Çok problem değil çünkü şöyle düşünün yani hani. Şimdi buradan beni stop etti. %0.50 verdim. Geldi buraya. Örnek olarak söylüyorum. Buradan denedim bir de. 0.50'lik. Bu sefer tuttu. Şu hareketi verecek bana. Beklenti en azından bu olacak. E doğal olarak 0.5 kaybettim. 0.5 kaybettim. Şurada 0.5 kaybettim. Burada 0.5 kaybettim. Burada fazlasıyla almış olacağım. Hadi bakalım. Güzel. 11.000 bölgesinden ilk reaksiyon geldi. Reaksiyonun büyüklüğü çok önemli olacak. S&P tarafında da 3826'dan neredeyse 25.90'lardan reaksiyon geldi. Hadi bakalım. Stop olmak çok kolay hocam ya. Vallahi çok kolay stop olmak. Tereddüt etmeyin arkadaşlar stop olmaktan. Hiç korkmayın da yani stop olmak bu işin bir parçası. 20 tane işlem açarsınız 10 tanesinde stop olursunuz. Bunda hiçbir şey yok. 10 tanesinde stop olursunuz. Kalan 10 tanesinden kazandığınız para stoplarınızın 30 katı olur zaten. O yüzden stop olacaksınız. Ben bu piyasada para kaybetmem diye bir şey yok. Efendi efendi vereceksiniz o parayı. Diğer türlü bütün mantığınızı bir kenara bırakıp şurada açtığınız ufacık işlemi kurtarmaya çalışırsınız tüm gün boyunca. Ne gerek var? Kaç paraysa veririm. Fiyat gelir, döner, tekrar işleme girerim. Aşağı gider, aşağıdan yeni işlem bakarım. Hem psikolojim rahat, hem kafam, mentalim rahat. Önüme bakıyorum yani. Vallahi benim zerre umurumda değil ya dediğim gibi. Bu bölge $1200 bölgesi işlem açılabilecek potansiyeldeydi. Denedim hepsi bu. DXY beklediğim reaksiyonu verdi. Şimdi sıra kriptoda aslında. Bu taraf okey. Şu an okey. Burası okey mi ona bakacağız. SAC FTT token'ı menkul kıymet olarak adlandırdı. İlginç. Ama yani FTT artık nasıl adlandırılırsa adlandırılsın hocam artık çok bir önem arz etmiyor. Bence de doğru olamaz ama çok bir önemi de yok yani FTT özelinde. Yeni gelenlere konuyu ne anlamda özetleyeyim hocam? Hoş geldiniz bu arada. Hangi anlamda özetleyeyim? Ki yeni gelen bir yatırımcı şöyle bakar olaya. Bu adam bu işi bilmiyor. Buradan long girdi şimdi patlayacak bak dediğinin tersi çıkıyor olarak bakar. Bilinçli bir yatırımcısı ise şu şekilde bakar. Bu adam niye buradan girdi? Buranın ne önemi var? Neden burada stop oluyor şeklinde bakar. Aradaki fark budur. Yani bilinçli yatırımcı ile bilinçsiz yatırımcı. Bilinçsiz yatırımcı sonuç odaklı konuşur. Buradan yukarı giderse en iyisi benim. Buradan aşağı indi en kötüsü sensin şeklinde bakar. Bilinçli bir yatırımcı, yeni olmayan bir yatırımcı ise der ki bu adam şuna şuna ithafen buradan açıyor. Güzel. Ya da burada herhangi bir şey yok. Saçmalık iyi ya da kötü der. Aradaki fark tamamen budur. Valla stopa güvenmeyebilirsiniz. Ben umurumda değil. Atsın beni aldı şu anda. Stop oldum ben. Şimdi isterse yükselsin. Çok umurumda değil benim. Bir bakayım işleme. Net konuşalım. Hop. Ve... Evet stop oldum arkadaşlar. Şimdi stop olmamın sebebi şu. Buradan aşağı yönlü hareketin ne şekilde gideceğini bilemem. Buradan bayılabilir aşağı doğru. O yüzden bunun riskini alamam. Yukarı giderse canım sağ olsun. Tekrar pozisyon kovalarım. Ancak dediğim gibi buradan aşağı inerse şimdi çok fena inecek. DYDX'i dün konuştuk hocam. DYDX'de dün şey sıkıntısı vardı. Stake patladı. Stake modülü patladı.
çok yüksek bir oranda DYDX piyasaya sürüldü, satışlar gerçekleşti. Tam bir kör kurşun DYDX. Hadi bakalım. Ethereum'da alım yeri önerim şurası. Şu alan. 1160-1170 arası. 68-63. Şimdi sağlam duruyor. Çünkü çok satıldı be arkadaşlar. Öyle bakmak lazım. Çok çok satıldı. Yani o kadar satıldığı için de şey yapmamak gerekiyor. Daha ne kadar satılsın şeklinde bakmak gerekiyor. Biraz dinleniyor gibi düşünebilirsiniz. Bu arada Bitcoin de fena bir yapı sunmuyor şu anda. Da işte dediğim gibi gözler DXY'da. APD stake oranı çok yüksek. Olabilir bu arada. Yeni işlem için mi? Arkadaşlar yeni işlem için şu. Şimdi buradan yukarı doğru bir hareket gerçekleştirirse özellikle burada DXY'ın düşüşüyle beraber ben burada tekrar gireceğim işleme. Şu an yani hani bu bölgeden kaybetti, aşağı indi, beni stop etti. Ben yapısal olarak bir problem görmüyorum. Burası hala güzel bir bölge. Baya baya güzel bir bölge. Şuralara kadar. O yüzden yukarı doğru bir hareket gerçekleştirirse yine işleme gireceğim. Aslında çok kötü bir yerde değil. Burada önemli olan şey DXY'ın yapacağı hareket. DXY'ın şu hareketi bizim canımızı sıkıyor piyasaları. DXY burayı kırarsa da direkt short'a döneceğim zaten. Burayı bekliyorum. Altlar yeni diklere doyum. Altcoin'lerin genel durumu ne? Şöyle bir bakacağım. BNB %2 kaybetmiş bugün. Onun dışında ne var? Ortalama %2 görüyorum. OP %5 kaybetmiş. Dün konuşmuştuk burada. Destek direnç arasındaki farkın çok yüksek oluşundan dolayı. Onun dışında %1.5, %2. Ortalama %2 civarı, yaklaşık olarak %2 civarı zararlar görüyorum. Bunun da tabii ki en büyük nedeni şu an gördüğünüz şey arkadaşlar. Şimdi altcoin'lere girmeyeceğiz arkadaşlar. Altcoin'lere girmememizin sebebi şu. Bitcoin reaksiyonu aldığı anda, özellikle burada Ethereum'da reaksiyonu aldığı anda bütün altcoin'ler yukarı doğru hareket edecek. Veya burada Bitcoin ve Ethereum düştükçe altcoin'ler de düşecek. Ethereum Bitcoin paritesi de yukarı doğru hareket edecek ve aşağı doğru hareket edecek. Burada esas konu burada. Yani şu an yerinde duran Bitcoin varsa, bir altcoin varsa düşmeyen çok fazla pozitif yönlü harekette daha fazla reaksiyon verebilir. Ancak ve ancak burada önemli olan şey Bitcoin'in yukarı hareketi. Doğal olarak burada önemli olan şey DXY'ın aşağı yönlü hareketi. Her şeyin başlangıcında. DXY düşerse Bitcoin çıkar. Bitcoin çıkarsa altcoin'leri konuşmaya başlayabiliriz. Şu an birçok altcoin, aslında gördüğüm birçok altcoin hemen hemen destek bölgesine çok yakın bölgelerde olduğunu görüyorum. Ya bir tık altında ya bir tık üstünde, çok çok yakın bölgelerde. Hızlıca bir göz atacağım. Destek. OP de destekti sanırım. Dün konuşmuştuk burayı. Hızlıca bir bakayım. Nerede bunun desteği ya? Daha varmış bunun desteğine. CHZ zaten 10 cent destek alanı. 10-11 cent destek alanı. Çok uzun zamandır. AVAX 11'lerde. 10-11. Hatta 10-12 büyük ölçekte destek alanı. Eldrond 34 bölgesinde destek alanında. Solana desteği kırmış.
12.30'u kırmış, 10 dolara kadar yolu olabilir. Zaten istisnai hareket ediyor. Şu an büyük bir çoğunluğu gerçekten destek alanında diyebilirim altcoin'lerin. Ya bir tık üstünde ya yeni kırdı hani o bölgede. O yüzden şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eğer Bitcoin buradan yukarı yönlü reaksiyon alacaksa, ki bunun anahtarı şu an ekranda gördüğünüz DXY'da, altcoin'ler çok güzel bölgelerde kısa vade işlemler için. Ama önceliğimiz DXY'in düşmeye devam etmesini öngörmemiz. Akabinde Bitcoin'den pozitif reaksiyon görmemiz. Doğal olarak şu an spesifik olarak hangi noktada bulundukları çok önemli değil. Ekstrem bir haber akışları yoksa. Mal boşaltımı geçen ay yapıldı bu arada. Yani geçen ay yapıldı. Okay. Pardon arkadaşlar. Kendimce bir şeyler deniyorum da. Son bir wave daha lazım ya. Hadi bakalım. Saat diye gel. Aşağı yukarı 15 dakika var ya. Şurası. 188, 191. Buraya iğne attık mı? Şuraya. Burası zaten öyle de şurası. Daha küçük vade işlemler için. Buraya iğne atmışız. Okey. Nasdaq tepkiyi aldı şu anda. S&P de. Aslında bunlar beklenen tepkiler de. DXY'ın biraz daha şiddetlenmesi lazım. Şunu verirse çok rahatlatacak piyasayı. Şu yükselişi verip şunu yaparsa bayağı rahatlatacak piyasayı. Hocam short nedir? Aşağı yönlü işlem alma. Pardon arkadaşlar. Okay.
Küçük işlerim vardı arkadaşlar, onları hallettim. Bu arada Nasdaq aşağıyı kırdı. S&P aşağı doğru patladı. DXY'den yükseliş bekleyeceğiz. Kriptodan da çok hoş şeyler beklemeyeceğiz arkadaşlar. Bilginize onu söyleyeyim. Potansiyel olarak. Ya da dibi gördük. Şu hareketi görmemiz gerekiyordu. Hadi bakalım. Oo, çok iyi. Solana çok temiz mi düşüyor? Altcoin'lere mi girelim arkadaşlar? Şu an dediğim gibi şu manzarada altcoin'ler dağılmış durumda. Yani burada Solana çok önemli mi? Değil. Ama bakalım yine de. Hadi Solana'ya geçelim. Altcoin'ler güzel bir fırsat doğurabilecek benim şahsi fikrime göre. Kısa vade. Biraz daha zamanı var ama. Çok az daha zamanı var. Nerede Solana? Solana'yı göremedim. Kırmış. Solana desteğini çoktan kırmış burada. Şimdi yine destek bölgesine doğru geliyor. Daha da inebilecektir. Potansiyeli var. Şu önemli bir hareket. Şu çok önemli bir hareket Amerika'da. Devam ediyor hala. DXY dediğim gibi şu hareketi yaparsa piyasalar için mükemmel bir alım fırsatı doğuracak. Ya da tam tersine arkadaşlar çöküşler devam edecek. Solana, yani Solana 12,5 doların aşağısında, 12,30'ların aşağısındaki Solana çok kötü. Ada coin, dün konuşmuştuk arkadaşlar adayı yanlış hatırlamıyorsam. Saati ölçekli bir bakalım. Yok, nerede baktık hatırlamıyorum ama. Yani şurayı kırınca zaten toparlanamamış. Aşağı doğru yolu var. Avax'a bakalım, en çok konuşulan coinler bunlar. Bakınız trendin aşağısında, trende vurdu düştü, vurdu düştü, vurdu düştü. Vurdu düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Aşağıda 10.50'ler, 10.5'lar bizleri bekler. Bunlar gayet doğal noktalar olacaktır. Eğer DXY'deki bu hareket devam ederse. Sende bakalım geçtiğimiz günlerde haber akışları vardı. Çok hızlı bir şekilde bakış atacağım. Benim de bunları görmem lazım. Çünkü ben de potansiyel işlem atacağım. Sent destek alanında şu anda. Bu destek alanı nereden geliyor? Yaklaşık olarak 10 Kasım'dan beri gelen destek alanında 1, 2, 3. temas, 4. temas kırıp atıyor. Şimdi tekrar bu bölgedeyiz. 41 sentler, 41,5'lar en önemli desteği. Aynı zamanda diagonal trend desteği mevcut. Onun dışında IOTA, çok seveni olmasa da desteği kırmış sert hareket içerisinde. Hedera, Allah'ım 4 sente gelmiş Hedera ya. 5'i kaybedince kaçmak gerekiyormuş. Kaçılması gerekiyormuş. Chainlink. Destek alanının bir nebze üzerinde. 5,5 dolarlar burada. 5,5-5,60 arası destek üzerinde. Çok çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Çok çok KDA mesela. 80 küsürler desteğiydi bunu. Aşağı yukarı şuralar. Aynen öyle 80. 81 bandı desteğiydi. Bu bayağı üzerindeymiş gerçi. Mana. Mana da şurayı kaybettin. Kaç durumu olması gerekiyor. Mana baya baya diplere gitmiş. Çok geçmişe gitmek gerekiyor konuşmak için ama yani kötü şu anda durumlar. Dediğim gibi burada DXY'in hareketi önemli olacak. Şu an altcoin'lerin büyük bir çoğunluğu kısa vade işlem alabilmek için bir nebze daha aşağı düşmeyi istiyor. Ben de onu bekliyorum açıkçası. Şu an Bitcoin'e baktığım zaman Bitcoin mükemmel bir bölgede. Bana göre yine kısa vade işlemleri için ki buradan reaksiyonu aldı zaten. Piyasa ne zaman hacimlenir? Muhtemelen Christmas sonrasında. Yani önümüzdeki haftada piyasadaki hacmin arttığını göreceğiz. İndi, indi. Ya burası çok güzel bir bölge.
Çok güzel bir reaksiyon aldı. Devamının gelmesi lazım. Yine kısa vade konuşacak olursak burayı kırması gerekiyor. Şu an bulunduğu yeri kırması gerekiyor ki ancak şunu söylemem lazım. Kırılım sonrası retest senaryosu gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmemiz için 16.720-16.750 dolar bandı çok önemli olacaktır. Şayet yukarı doğru bir hareket gerçekleştirsek bile heyecanlanmanın bir anlamı yok. Bu bölgenin içerisine girersek ve içerisinde 4 saatlik kapanış yaparsak ne buluyorsam long açacağım arkadaşlar. Dün konuşmuştuk daha şu range'i. Şu range yapısını dün konuşmuştuk ve şunu demiştim. Hatırlarsınız. Deviasyon ve likidasyon yapıları maksimum seviyeye ulaştı. Bu kanal yapısı doygunluğa ulaşmış durumda. Eğer son bir deviasyon yapısı daha verirse ya da bir likidasyon yapısı verirse tersi yönde direkt işleme gireceğim demiştim. Hatta o zaman verdiğim örnek şuydu. Böyle girer yukarı çıkarsa ben buradan ciddi miktarda yukarı yönlü hareket beklerim. Tam tersi eğer gelir yukarıyı kırar tekrar içeri girerse de buradan ciddi miktarda şorta girerim demiştim. Şu an kırılım geldi. Reel kırılım da olabilir. Çünkü dediğim gibi trendin gerçekten sonuna geliyoruz. Şu gördüğünüz sarı çizgilerin gerçekten sonuna geliyoruz artık. Trend ufak ufak kırılım sinyalleri veriyor. Eğer ki burada trendin içerisine bir hareket denerken şöyle daha kısa vade konuşayım size. Yukarı doğru bir hareket gelip retestini yaparsa gözü kapalı şorta vurulmalıdır bana göre. Net olarak bu yapılmalıdır. Trendin içerisine girip saatlik kapanışlar yaparsa da net bir şekilde long düşünülmelidir. Daha dün konuştuk bunu. Şu an gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Önemli olan barem 16.720-16.740 bölgesi olacak. Altcoin'leri kapattık arkadaşlar. Altcoin dönemi sonlandı. Altcoin konuşmayacağım artık. Şu yukarı doğru hareketi de gördüm. Şimdi bakalım ne yapacak? Amerika falan bu arada can çekişiyor. Hani berbat durumda. Özellikle Nasdaq 11.000'i de kaybetti anlık olarak. Çok kötü görünüyor. S&P'de evet kötü görünüyor ama hala 3.800 üzerinde olduğumuz için hani berbat bir durumda değil. Kötü durumda ama berbat değil ama Nasdaq berbat durumda net olarak. Bir dakika daha gelin. Güzel tatlı işlemler olacak. İşte küçük bir yapı görüyorsunuz. Çok küçük bir yapı. Dakikalıkta range yapısı. Hatta biz bunu şöyle alalım isterseniz. Çok dakikalık bir yapı ama gayet çalışır. Şuradan alacağım. Pardon. Burada görebiliyorsunuz. Dakikalık range içerisinde gidiyoruz. Scalp işlem severler bu range'i takip edebilirler. Aşağı kırılımıyla short, yukarı yönlü kırılımıyla tabii ki kısa vade long. Burada dediğim gibi 750'ler hedef olur. Ya da range içi trade yapabilirsiniz ama range içi trade yapmayı gerektirecek kadar bir range mi? %0.25 yani 100x kullananlar için sadece. Ama şu piyasa koşulları çok stabil olmadığı için muhtemelen ben değerlendirmem. Attık yukarı tekrar. Nasdaq hala gidiyor. S&P hala burada. Ben spot alım da yapıyorum hocam. Benim spot alımlarım da var. 16.000 bölgesinden burada bir sürü spot alım yaptım. Bitcoin'de. 2 parça alım yaptım. Yapacağım 10 parçanın ikisini yaptım. Altcoin'ler de aldım hatta. Çok ufak miktarlarda. Ama spot alım yapıyorum. Yani uzun vade başladım ben. Daha yeni başladım. 16.000 itibariyle 10.000 dolara kadar da tutacağım zaten. Bu stratejimi biliyorsunuz. Alright. Güzel. Yo, day trade'lerimde de kullanıyorum. Swing trade'lerimde de kullanıyorum. Benim için kaldıraçlı işlem başkadır, spot işlem başkadır arkadaşlar.
Ya ben spot alıyorsam şu anda, spot işlem açıyorsam şu anda, bu tamamen biraz daha uzun vade işlemler. Kaldıraçlar ise tamamen vadesine göre açılmış işlemler. Ve açtığım kaldıraçlı işlemlerden mutlaka kar alıyorum. Birçok arkadaş bana sitem ediyor. Mesela yani burada şeyde 16.000, 15.500'ün dönüşünde açtığım short işlemlerden çok ciddi karlar aldım. Geçen günkü şurada, burada likidasyonu aldığı zaman şu aşağı inme hareketinde burada işlemler açtım. %30, %40 karlar aldım arkadaşlar. Burada açtım işlemi. 16.400'de, 16.200'de long işlemler açtım. 16.500'de, 16.800'de, 17.000 bölgesinde kar realizasyonları yaptım. Scalp ya da vadeli işlemleri bu şekilde kullanıyorum. Spot işlemleri biraz daha uzun vade, biraz daha oturaklı takip ediyorum. Tabii ki stoplu bir şekilde. Daha nadiren kar alıyorum onlardan. Bu şekilde yani benim için ikisi ayrı ayrı. Çok çok bambaşka işlem metodları benim için. Hadi bakalım. İş burada dönüyor arkadaşlar. Şu an ne Bitcoin'in ne Amerika'nın, ki Nasdaq çok üzücü, ne S&P'nin, aslına bakarsanız bizim için şu an genel piyasa yapısı için hiçbir önemi yok. Olay burada dönüyor arkadaşlar. Şurada. DXY'da dönüyor. Bütün piyasalara şu an bu yön veriyor. Cenk Bey, başladım 16.000 dolar itibariyle uzun vade Bitcoin toplamaya başladım. 16.000 dolar itibariyle bunu yapmaya başladım ki adım adım zaten bunu paylaştım sizlerle. 16.000 dolar itibariyle bu işleme başladım. 10.000 dolara kadar da 10 parça halinde toplayacağım. 2 parçasını aldım. Kalan 8 parçayı düşerse 14'ten alacağım. 13'ten, 12'den, 10.000'den alacağım. 9.999'da bütün işlemlerimi stop edeceğim. Bu benim uzun vade yöntemim. 10.000 dolar aşağısında işlemde kalmayacağım. Biliyorsunuz zaten, büyük bir çoğunluğunuz bunu biliyorsunuz. Yapmaya da kararlıyım şu anda. Majör altcoin'ler hariç alım yapmak çok riskli. Binance gözünü kararttı, delist ediyor. Projelerine sahip çıkmayan ekiplere dikkat edin. Çok önemli bir uyarı. Hatta şöyle söyleyeyim. Majör altcoin alırken bile iki kere düşünülmesi gerekiyor şu anda. Geçtim shitcoin'leri falan. Majör bir altcoin alırken bile iki kere düşünmek gerekiyor. O yüzden ağırlık Bitcoin'de olmalı. Şu an geliyoruz önemli hareket bölgesine. Buradan kırmızı vermezse çok mutlu olacağım. Çok sevineceğim. Scalp is scalp arkadaşlar. Şuradan kırmızı vermezse çok güzel olacaktı ama neyse. Tamam. ...16.673'ten long girdiniz buradan. Vallahi iddialı. İddialı yani. Ben şu alanın kırılımını ve üzerinde saat kapatıp kapatmayacağını çok merak ediyorum. Benim asıl işlem açacağım yer burası. Şu ana kadar açtığım işlemler scalp, tırtıklamalık işlemlerdi. Asıl burada, yani buraya gelip red yemesi çok güzel. Short işlemler aç demek olacak benim için ki burada DXY'in yönlendirmesi muazzam önemli olacak. Ya da tam tersi arkadaşlar, buranın üzerine çıkıp saatlik ve 4 saatlik kapanışlar yapması. Hatta üst barem olarak sizlere 16.750, 760'ları söyleyebilirim. Üzerine çıkması ve orada kapanış gerçekleştirmesi benim için gerçekten çok güzel. Çok güzel bir al sinyali olacak long yönlü işlemler için. Tabii ki bunu takip ediyorum. Onun akabinde şu an açtığım işlemler tamamen tırtıklama, PE mama parası dediğimiz küçük işlemler. Çok önemli değil, stop olmuş olmamış.
Şimdi Ethereum'un da yapacağı şey şu. Bitcoin'de nasıl ki şöyle bir beklentim var. Gelecek, retestini yapacak ve düşecek. Ya da retest başarılı olacak, tutacak, içeri girecek. Ethereum'da bunu çok farklı bir şey yapmayacak. Ethereum'da gelecek, kırılımı verdi burada ve yukarı doğru çıkacak. Retestini yapacak o da. Ya düşecek akabinde ya da bu bölgeden yukarı doğru devam edecek. Buna DXY karar verecek arkadaşlar. Olay bununla ilgili. Aslında ikisi birbirinden bağımsız senaryolar değil yani. Buradan Ethereum'a long girilir mi sorusu ile buradan Bitcoin'e long girilir mi sorusu aynı şey. Gate.io'da kaldıraç nasıl kullanılıyor? Hocam şöyle söyleyeyim. Kaldıraçlı sistemlerle, futures işlemlerle ilgili genel söylüyorum bunu arkadaşlar. Eğer bir bilginiz yoksa çok matah bir şey değil. Paranızın tamamını kaybedersiniz. Önce öğrenin. Sonra yapın arkadaşlar bu işi. Öğrenmekten kastım. Teknik analiz öğrenin, temel analiz öğrenin, zincir analizi öğrenin, piyasa dinamiklerini öğrenin, yapıyı öğrenin, sonra vadeli işlem açın. Vadeli işlem spota benzemiyor. 60 bin dolardan bir tane bitcoin aldıysan o bir bitcoin'dir. İsterse 5 dolara düşsün, isterse 100 bin dolara çıksın. O bir bitcoin bir bitcoin'dir. Ancak futures işlemde bu durum böyle değildir arkadaşlar. Çok farklı bir mekaniktir, çok farklı bir mental gerektirir. O yüzden lütfen bilmiyorsanız uzak durun. Kesinlikle uzak durun. Çünkü olay kumara döner, bütün paranızı kaybedersiniz. Bu kaçınılmazdır. Bakalım Salih Bey doğru mu görüyorsunuz? Siz bu arada like tuşuna basarsanız, bu arada iletişim linklerimizi de takip edebilirsiniz. Burada Twitter vesaire, Telegram, onu da hatırlatayım ve şeye bir bakalım arkadaşlar. Gerçekten ufak ufak shortlar kapanıyor mu? Yoksa bu sadece hissedilen durum mu? Open interest'lere gelin. Likidasyonlara da bakalım hatta. Nerede likidasyon? Bir bakalım. Benim çalışmalarım niye gitti peki? Şurada bir 10 milyar direnci var arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. 9.92 ile 10 milyar arasında burada bir direncimiz mevcut. Bu long direnci diyoruz biz buna. Destek olaraksa şu bölgeyi alabileceğiz. Likidasyon. Şu an şeye, longlara ve shortlara bakıyorum. Şu alan. Yani 8,5 milyar dolar alanına biz büyük ölçekli bir destek diyebiliriz. Şimdi neredeyiz? Şu an bakıyorum. Saatlikte bakıyorum bu arada. Saatlikte bir trendimiz mevcut. Şuradan görebiliyorsunuz. Şu trendi çok bariz bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Göze parmak dediğimiz bir trend yapısı mevcut. Şimdi shortlar kapanıp longlar açılıyor mu? Şu an söyleyemeyiz. Şu an shortların trendindeyiz arkadaşlar. Ancak ne zaman ki bu trend gelip 9,5 milyar doları kırar, yani yukarı yönlü bir hareket görürüz. Şurada. Şöyle yapayım. Kalınlığını arttırayım. Biz ne zaman ki böyle bir hareket görürüz, şuranın kırılımını görürüz, o zaman gerçekten long işlemlerin arttığına ikna oluruz. Ve buna bağlı olarak piyasada sert yükselişler bekleriz. Ben size çok çok basit bir yaklaşım göstereceğim, söyleyeceğim. Şu bölge arkadaşlar, şu bölge. Konuştuğumuz long likidasyonlarında şu bölge. Pardon, long işlemlerde bu bölge. Bu bölge yukarı doğru kırılırsa Bitcoin'de, yani 16.750'ler yukarı yönlü kırılırsa biz şunu göreceğiz burada. Çılgınlar gibi long açıldığını göreceğiz. 10 milyar dolara kadar. Tam tersi eğer düşüş gelirse biz retest yaptık ve düşüyoruz durumu gerçekleşecek. Burada da trend noktasında short işlemlerin açıldığını göreceğiz. Ve bunlar bir anda olacak arkadaşlar. Tek bakışta görebileceğiz bunu. Birbirini destekleyen iki senaryo. Çok basit iki senaryo.
MBP ne arkadaşlar? Saçma sapan coinler yani MBP. Neymiş bu? Tether'i falan da mı yok? Bitget'te. Arkadaşlar yapmayın gözünüzü seveyim. MTL'ymiş pardon. MBP. USDT. Perpetual'ı zaten yok. Nerede bu coin? Böyle bir coin bile yok. Neyse. Arkadaşlar şu an gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Dediğim gibi hala altcoin soruyorsanız arkadaşlar sizlere maalesef kötü, çok üzülerek söylüyorum bunu. Hala altcoin koşturuyorsanız şu piyasa koşullarında sizlere kötü bir haberim var. Çok büyük paralar kaybedeceksiniz. Bakınız özellikle vurgulayarak söylüyorum. Önce DXY, DXY'in Bitcoin'e yansıması, Bitcoin'in Ethereum'a yansıması, Ethereum'un akabinde altcoin konuşulması gerekirken şu an bütün teknik altyapılar, bütün durumlar bir kenara bırakılıp bilmem ne coin ne olur kafasındaysanız ya çok zengin olacaksınız ki yeterince şanslıysanız ki yaklaşık olarak 100 bin kişide 3 kişi falan bu şansa sahip olabiliyor. Ya o 3 kişiden biri olacaksınız, inanılmaz zengin olacaksınız ya da kalan 999 bin kişi gibi batacaksınız arkadaşlar. O yüzden altcoin'leri şu an bir kenara bırakın. Çünkü emin olun şu an altcoin'ler düşüyor 5 dakikada. Bizim yapıyı öngörmemiz gerekiyor. Bakınız DXY yükselmeye başladı yine. Şu alandaki net kontrol önemli olacak. Hemen basit bir teknik çalışma yapalım. Kısa vade olduğu için. Şimdi bana teknik şunu söylüyor. Şu ana kadar gördüğüm teknik. Burayı tepe kabul edersem. Bitcoin ilk düşüş hareketi Fibonacci 0.382 bölgesinden reaksiyon aldı. Aslında DXY'da şurası. Yani 104 bölgesi aşağı yönlü kırılana kadar net bir yükseliş bekleyemem ben piyasada. 104 bölgesi aşağı doğru kırılana kadar. Ben ne kriptoda ne Ethereum'da ne de işte Amerika piyasalarında net bir yükseliş bekleyemem. 104 aşağı yönlü kırılana kadar. DXY eski tepesine gelirse Bitcoin 12K olur mu? Ne şekilde geleceğine bağlı. Haber akışlarıyla beraber sert bir şekilde yürürse evet muhtemel. Ama yavaş yavaş sindire sindire giderse o zaman ayrı görmek gerekiyor. Burada korelasyon miktarının değişimi önemli olacak. Bunları gözlemlemek gerekiyor. Yani birden fazla değişkene bağlı bir soru bu aslında. Bir bakalım. Korelasyon miktarı ne durumda? Bakınız ters korelasyon miktarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. DXY'in yaptığı hareketin %65'ini aynı şekilde tam tersi yönde Bitcoin yapıyor şu anda. 15 dakikalıkta bakıyorum %80'lere çıkıyoruz arkadaşlar. DXY ne yapıyorsa birebir aynısını, neredeyse aynısını Bitcoin yapıyor. Saatliğe geçiyorum. Biraz daha azdır saatlikte. %77. 0.77. Yani doğal olarak burada DXY bu hareketi yapıyorsa aynı oranda %70, %80 oranında Bitcoin düşüyor. Tam tersi bu düşerse Bitcoin de aynı oranda yükselecektir. Doğal olarak DXY'nin eski bölgesine gelme durumunda buradaki yapı da çok, korelasyon miktarı da çok önemli olacak. Soner hocam görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Nasdaq tatsız. Küçük bir çalışma vakti. Çok küçük. .236'yı kaybettik. 5.618'e doğru gidiyor. 10.909 10.000
910 seviyesine kadar gidiyor. Bu berbat bir görüntü. Bakalım 10.880-10.900 bölgesi çalışırsa yine güzel olacaktır ama ya şu anki yapı çok hoş değil. Hocam söylemlerinizden altcoin sepetini bozan olabilir. İlk defa korku verdiğinizi duydum. Yok, korkutmaya çalışmıyorum. Kimseyi panikletmeye de çalışmıyorum burada hocam. Aslında yapmaya çalıştığım şey şu. Altcoinlerin şu anda bir önemi yok. DXY ne yaparsa Bitcoin bunu yapacak demek. Ve doğal olarak da teknik olarak da 16.700-16.750 bölgesini takip etmelerini söylemek. Hepsi bu. Belki biraz anlatırken şeyim yükselmiştir, ne derler, tansiyonum falan böyle bir üst perdeden konuşmuşumdur ama kimseyi fudlamak gibi bir durum yok. Kimse de fudlanmasın zaten, hani benim sözümle işlem yapmayın zaten. Ya şu an tam şey vakti, orta vade plan yapma vakti şu anda, anlık olarak söylüyorum. Tam orta vade plan yapma vakti ama kısa vade değil. Ya da altcoin'lerle değil arkadaşlar. Özellikle şu yapı yukarı doğru gittiği zaman orta vade yapı çok güzel oturacak. Bir şekilde bize yön verecek. Yine söyleyeyim, Fazilet Hanım'ın da hatırlatmasıyla arkadaşlar, kimse altcoin sepetini ben söyledim diye bozmasın. Ya da ben söyledim diye de altcoin sepeti yapmasın arkadaşlar. Kimsenin sözüyle yapmayın bu işi zaten. En başından beri, yayınlarımın en başından beri anlatmaya çalıştığım şey bu. Ben gördüğüm senaryoyu anlatıyorum. Siz benden bir şey duyar alır cebinize koyarsınız. Başkasından bir şey duyar alır onu cebinize koyarsınız. Kendi muhakemenizi yapıp ona göre pozisyonlarınızı yönetirsiniz. Yani teşekkür ediyorum. Önemli bir durum bu. Kimseye yanlış bir şey ya da doğru bir şey yaptırmak istemem ben burada. Durumu anlatıyorum sadece. DXY yükselince Bitcoin tam tersi hareket ediyor. Aynen öyle. %70-%80 oranında. Şu an için baktığımız veri bize bunu söylüyor. Değişebiliyor tabii ki o oran. Mesela burada baktığımız zaman muhtemelen düşük korelasyon göreceğiz DXY'a nazaran. Yine bakalım burada. Şurada bir bakalım. Hani Nasdaq'la Bitcoin'in korelasyonuna bakalım. DXY'a göre çok daha düşüktür şu anda. Biraz daha üst zaman dilimine geçelim. Saatliğe geçtiğim zaman arkadaşlar %30 oranında oldu. 0.29, 0.30 oranında olduğunu görüyorum. Yani bu aylar önce ya da günler önce arkadaşlar %80, %90'larda bakınız. Şu anda 30 seviyesinde. Doğal olarak Amerika'dan biraz ayrıştık. Tamamen DXY'ye yapıştık bu durumda. O yüzden buradaki düşüşler bizi ekstrem etkilemiyor. Ancak biliyoruz ki buradaki düşüşlerin sebebi DXY'in kararlı hareketi olması. Dolaylı yoldan da olsa bizi etkiliyor tabii ki şu anda bu korelasyon miktarıyla. Şuraya küçük bir çizgi atacağım. Çok küçük bir çizgi atacağım. Şuraya. Bir tık üstüne. Şunu görmeyi bekleyeceğim. Tık tık. Şurası. Nasdaq yarın yokmuş gibi düşüyor. Aynen öyle. Ama gerçekten öyle düşüyor. Şu an çok istisnai bir gün yaşıyoruz. Şu an çok istisnai bir gün yaşıyoruz. Şunu istiyorum ya. Buradan tık 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 ve tık. Ama şurası kalsın sadece. Şu. Bir
dominans çok iyi, altcoin'ler ezilmiyor mu? Hocam altcoin'ler paramparça oldu ya. Altcoin'ler bayağı paramparça oldu. Yani Bitcoin %0.80'lik bir hareket gerçekleştirdi. Piyasalar açıldığından beri yaklaşık olarak. Altcoin'ler çok daha fazlasını gerçekleştirdi, emin olabilirsiniz. Dip nokta olarak söylüyorum. Şu ankini bile söylemiyorum. Hocam bugün yeni ay var. O yüzden ay tepede. Ha. Okey. Olabilir. Saygı duyuyorum. Yeni aya vesaire, biliyorsunuz yaklaşımımı. Olabilir. Neden geri çekildi? Şu veriler geldi. Hemen göstereyim arkadaşlar. Veriler geldiği anda Bitcoin bir nebze çekildi. Burada gayri safi yurt içi hasıla ve işsizlik verileri geldi arkadaşlar. Bunlar kısmen negatif verilerdi. Bakınız, kısmen negatif verilerdi piyasalar için. Akabinde haber akışıyla beraber Bitcoin bir nebze düştü. Sonra teknik kırılık yaşadık. Teknik kırılım yaşadık arkadaşlar. Tam olarak burada 16.700 bölgesinde teknik kırılım geldi. Sonrasını görüyorsunuz. Furkan Bey, kendinize iyi bakın. Bir daha gelmeyin buraya. Çok iyi bildiğinizi düşünüyorsanız siz açın, sizi izleyelim hocam. Nefret ediyorum böyle gelip toksik yorum yapan insanlardan. Gereksiz enerji kaybı. Neyse, çok üzerinde durmayacağım. Kendisi fon yöneticisi, geliyor burada bize şey yapıyor, konuşuyor. Bir de böyle lağlı mağlı konuşuyorlar ya, en nefret ettiğim şeydir. La, hacı, hoca, dayıoğlu, amcaoğlu. Neyse. Vurduk yolladık ya. Neyse, gerek yok böyle toksiklere. Reis var bir de, reis. Ona da bayılırım. Reis. Bu Furkan gibi adamlara şey lazım. Bak dayıoğlu. Bak. Bak dayıoğlu. Sen şimdi buradan getir git sat evini arabanı, gel. Bak buradan giriyoruz. 16.641'den giriyoruz. Evini arabanı satacaksın ama. Buradan bak, 42'den değil, 41'den değil. Buradan, tam buradan gireceğiz. Giriyoruz, tamam. Abi, embesil gibi dinleyecek seni o Furkan. Embesil gibi dinleyecek seni. Tamam dayıoğlu, buradan giriyoruz. Reis, buradan bir vuruyoruz uzaya. Bitcoin 2 haftaya 50 bin dolar. Bravo. Furkan da alkışlayacak seni. Bu kadar kolay yani. Furkan Başkan. Embesilliğin gereği yok. Bir şey bilmiyorsan bir şey bilmiyorsundur. Bu kadar. Furkan'a şey lazım, böyle reis diyebileceği adam lazım. Birisi onunla kibar konuşunca onunla la diye konuşabileceğini düşünüyor. Böyle bir kafa yapısı var çünkü. Birisi ona insan gibi davranınca la, lo, ha, ho, dayı, başkan gibi konuşabileceğini düşünüyor. Sen gelme bir daha Furkan. İstemiyoruz seni burada, gelme bir daha. Ah neyse. Adana tarafı falan öyle değil hocam. Ben Hatay'da büyüdüm ya. Benim ömrüm orada geçti. Adana tarafını falan biliyorum yani hani. Öyle falan değil. Neyse, yolladık gitti. Saçmalık ya, yemin ediyorum. Kimlere enerji harcıyoruz Allah'ım. Neyse, kusura bakmayın, geçtik arkadaşlar. Net cevap vermek gerekiyor. Arkadaşlar, bu kanal bizim kanalımız. Biz bu kanalda reis, babo, la, lo, ha, ho tarzı saçma sapan söylemler istemiyoruz. Söyleyenlere de cevabımız tam olarak bu şekilde olacaktır. Hadi devam edelim.
Şu anda DXY yükselmeye başladı tekrar. Babuş nasıl o olur? Neyse. Ah, DXY tekrar bölgedeyiz. Bakalım reaksiyonunu gözlemleyeceğiz. Ben istemiyorum arkadaşlar. O tarz söylemleri bu kanalda istemiyorum. Ben hiçbir zaman çizgimi bozmadım. Her zaman karşımdaki Furkan da olsa beyefendi diye söz ettim. Furkan diyorum, dikkat edin bakın. Furkan bile olsa beyefendi gibi davrandım. Aynı şeyi de bekliyorum. Hepsi bu. Bu kadar. Çok basit bir olay. İskenderun arkadaşlar. Benim hayatımın çok ciddi bir kısmı İskenderun'da geçti. Hadi dönelim piyasalara. Tekrar Nasdaq, pardon, DXY kafayı yukarı kaldırdı. Amerika'ya bakasın bile yok. Aslında burada S&P'ye bakabiliriz. 3800 bölgesi önemli. 3800 bölgesi bayağı önemli. Tutunmaya çalışabilir ama Nasdaq tarafı artık tamamen reaksiyonel tepkiler üzerinden gidecektir. DXY burada önem arz ediyor. Tabii ki Ethereum, tabii ki Bitcoin de burada DXY'ın bu bölgedeki reaksiyonuna göre hareket edecektir. Doğal olarak buradaki yapı da bu şekilde ilerleyecek. Tesla'ya bir bakalım. Tesla USDT. Kafa iyice gitti bende ya. Perpetual'a bakalım. Oh, Elon Musk bitti. Yapı burada gerçekleşti. Yapının düşüşünü gördük. Bir saniye. Hemen ölçümünü yapacağım arkadaşlar. Çok basit bir ölçüm olacak. Nereye gelmesini bekleriz? Nereye kadar geldik sorusunun cevabını şuradan alabileceğiz. Çok gitti ama bu ya. Şu alana kadar bir düşüş beklerdik. 140 bölgesine kadar. Çok gitmiş bu. Buna yeni bir çalışma yapmak lazım Tesla'ya. Şuradayız. %120'ler çok önemli olacak. Şurası, şu alan. 120-122 bandı çok önemli olacak. Burası da fena değil bu arada. Burası da hiç fena değil ama bakalım, gözlemlemek lazım. Tesla iyi görünmüyor. Bu arada Nasdaq hiçbir iyi görünmüyor. Ben spot alımlarda stop kullanıyorum arkadaşlar. Ben kullanıyorum. Siz bildiğiniz gibi yapabilirsiniz tabii ki. Ben stopsuz işlem açmıyorum. Ben spot da olsa, vadeli de olsa açtığım işlemlerde stop kullanıyorum. Tabii ki uzun vade düşüneceksem %40, %30 stop kullanıyorum. Kısa vade düşüneceksem %0.30, %0.40 kullanıyorum ama mutlaka oluyor. Tesla kötü görünüyor ya. Tesla'ya eleştiriler de artıyor Amerika'da. Hani Elon Musk pek sallamıyor Tesla'yı. Twitter'la falan uğraşıyor. Size adam akıllı bir CEO lazım diye bir muhabbet dönmüştü hatta. Sadece bu eleştiriyi yapanlar üzerinde de değil. Tesla'ya çok fazla şu anda şey yapılıyor. Üzerine gidiliyor. Hemen bir Amerika'ya bakalım. Apple'la da başlayalım ya bu arada. Buna da bir bakmak lazım. Buralar da çok değerlenecek var ya. Buralardan da büyük vurgunlar yapacağız da hadi bakalım. Şimdi değil ama. Ya bu boğa dönüşü arkadaşlar sadece kripto için olmayacak. Ben bu taraftan da baya baya toplayacağım yani. Hani Apple'da alacağım, onu bunu da alacağım. O yüzden buralara da bakmak gerekiyor ki Apple'da hala gidecek yol var. Amazon yine radarımdaki hisselerden biri kendisi. A Haber logosuyla beraber. Bu da çok kötü. Bu da daha gidecek. 70-72'leri konuşmuştuk bunda en son. Şurası. Alarmım var. Gelirse alacağım. Tabii ki bu kısa vade bir işlem olmayacak ama çok uzun yolu var henüz.
Bakacağız. Nazlak kötü görünüyor şimdilik. Vallahi arkadaşlar bende ne para var? Bende güzel para var ya. Kendime yetecek kadar param var. Öyle söyleyeyim. Hatta her zaman söylediğim bir şey var arkadaşlar. Bir yatırımcı, geçen sene piyasada olan bir yatırımcı, şu bölgede içeride olan birisi, şurada 1000 dolarınız varsa, bakın çok basit matematiksel konuşacağım. Şu bölgede 1000 dolarınız varsa hiçbir şey yapmasanız, burada 50 bin dolar olurdu. 1000 dolarınızdan bahsediyorum. Hiçbir şey yapmasanız 50 bin dolar olurdu. Bir şeyler biliyorsanız 100 bin dolar olurdu. Üst düzeyseniz 150-200'e kadar giderdi o para. 1000 dolardan bahsediyorum. Varın siz düşünün arkadaşlar. Çok basit. Bu dönemde piyasada olan arkadaşlar ne demek istediğimi gayet iyi anlıyordur muhtemelen. O yüzden şu dalgayı yakalamış, buralarda piyasada olan, öncesine girmiyorum bile, zaten buradan piyasada olan bir adam paradotör oluyor. Bir tane hot alıyor, milyon dolarları oluyor zaten hani. Bir şey bilmesine gerek yok. Sadece şurası için söylüyorum. O yüzden ne kadar para var, ne kadar yok sorusu bambaşka bir konu arkadaşlar. Bu piyasada geçmişte yaşayan, 2021'i dolu dolu yaşamış herkeste para vardır. Olmalıdır, yoksa zaten bu işi bilmiyordur. Çok net. O sadece kripto içinde, evet. Ya zirveye kadar sabırla tutabilmek de önemli ama yani burada da aynısını yaşayacağız muhtemelen yani. Hani yine yükseliş evresinde satanlar olacak, muhakkak olacak ama işte önemli. Vade önemli. Bu yüzden ben kısa vade işlemlerime başka, uzun vade işlemlerime başka bakıyorum. Önemli çünkü o ayrımı yapabilmek gerçekten önemli. ABD borsasına taraflarına işlemlerimi nereden yapıyorum? Hesaplarım var. Hesaplarım üzerinden yapıyorum. Siz de Türk hesaplarından da yapabilirsiniz. Yurt dışı hesaplarınız varsa oradan yapabilirsiniz. Aracı kurumları kullanabilirsiniz. Birçoğu regüle edilmiş, güvenilir yerler. Yapabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim, yurt dışı hesabınız varsa direkt oradan yapın. Çok daha az fee ödüyorsunuz Türk bankalarına nazaran. Ya Türkiye'de şu anda forex işlemleri için veya Amerikan piyasalarında yapılan bir işlem için biraz fahiş denilebilecek fee oranları alınıyor Türk borsası bankalarında. Ama dediğim gibi yabancı bir bankada hesabınız varsa yarı yarıya, hatta %70 daha ucuza yapabilirsiniz işlemlerinizi. Güven benim için esastır diyorsanız direkt bankayı tercih edin zaten. Bankadan güvenlisi yok. Hocam 4 saatlikte TOBO mümkün mü? 4 saatlikte Bitcoin için mi söylüyorsunuz hocam? Hemen bakalım Gökhan Bey. 4 saatlikte TOBO mümkün mü? Şu hareketi diyorsunuz muhtemelen. Şöyle alacağım. Basit bir gösterim olacak hocam. Şu şekilde mi diyorsunuz? Atıyorum. Ya bahsettiğiniz senaryo buysa, yani lokasyon olarak bunda bir problem yok. Lokasyon olarak TOBO oluşumu için mümkün. Doğru bölgelerdeyiz. Ya da kastettiğiniz hareket şu mu? Çok pardon. Şöyle hemen bir revize edeyim. Şunu mu diyorsunuz ya da? Şuradan geldik, indik, çıktık. Şu, şu ve şu an geliyoruz burada, yapıyoruz ve çıkacağız şeklinde. Mümkün mü? Bakalım. TOBO'da takip ettiğimiz hacimsel yapı neydi? Şurada hacim patlaması görmemiz gerekiyor. Burada hacimsel patlama görmemiz gerekiyor ve burada hacimsel bir yapı görmemiz gerekiyor. Ve akabinde boyun bölgesinin kırılımında, yani bizim üst trend bölgemizin kırılımında tekrar hacimsel bir yapı görmemiz gerekiyor. Şu an elimizde var mı bu bölgede? Evet, kesinlikle hacimsel bir yapı var. Bu bölgede bir hacimsel patlama yaşadık mı? Kesinlikle yaşadık. Bakınız, hacim yapısını burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şu bölgede stabil. Burada hacimsel bir patlama var. Şu an bir hacimsel patlama yaşıyoruz gördüğünüz üzere. Potansiyel olarak evet.
Ama şu an bunu söylemek için çok erken. Çok çok erken. Önce bu düşüş yapısını tamamlayacak, yukarı doğru çıkışı tamamlayacak ve son olarak bu bölgeye geldiğimizde evet burada TOBA var diyeceğiz. Kırılımı gördüğümüzde aktifleşecek ve hedefine doğru ilerlememizi yapacağız biz de. Potansiyel olarak evet cevabı veriyorum ama konuşmak için çok erken. Çünkü tamamen farklı bir yapının devamı da olabilir bu hareketler. Şu an bunun ayrımını yapamayız. Hacimsel yapı destekliyor. Hacimsel yapı destekliyor hocam. O yüzden olabilir diyorum. Şimdi şöyle alalım. Kanaldakilerin trader mı yatırımcı mı olduklarına yapalım mı? Çok güzel bir anket. Bayağı güzel bir anketmiş bu arada. Hemen bir etkileşim. Anket başlatıyorum arkadaşlar. Trader dediğimiz alıp satar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir soru. Hadi bakalım. Yaklaşık olarak 450-460 kişiyiz şu anda. Chat'tekiler kendilerini nasıl konumlandırıyorlar? Ben kendi adıma cevap vereyim. Ben her ikisiyim arkadaşlar. Kısa vade işlemler yaparım. Alırım satarım. Long short açarım. Ama biraz önce bahsettiğim gibi uzun vade alımlar da yaparım. Yapıyorum yani. Ben Harranlıyım. Güzel. Matik 0.50'lerden uzun vade ilk alım. Ne kadarlık giriş yapacağınıza bağlı olarak gayet iyi hocam. Ama matik düşebilir. Matik bayağı düşebilir, bilginiz olsun. 10 sentlere, 15 sentlere kadar bile teknik altyapısı mevcut. Ha, uzun vade için düşünüyorsanız 50 centten başlayabilirsiniz. 60 centten gayet mantıklı ve mümkün. Hadi bakalım. S&P ve Nasdaq Amerika biraz daha hayat belirtisi vermeye başladı. Ben buradayım, ben yaşıyorum demeye başladı. Önemli bölgelerde bunu söylediler tabii ki. 3800'de söyledi. Nasdaq 11.000'i kaybettikten sonra çizdiğimiz kutsal sarı çizgide bunu söylemeye başladı. Olsun, hayat belirtisi var. Bakalım devam edecek mi? Bu tepki yeterli bir tepki değil. Çünkü sen yaklaşık olarak başlangıç itibariyle %2 kaybediyorsun. Şu anda tabii ki yapacağın yukarı yeşil yönlü %0.30 bizi tatmin etmez. Devamı gelmesi gerekiyor. Kendince yorumum, USDT dominansı ne zaman yükselirse Bitcoin düşüyor. Atan Bey, ters bakıyorsunuz. Bitcoin ne zaman düşerse Tether dominansı artıyor. Yine bakalım tabii ki. Yine bakalım. Ama yorumunuz ters. Yani Tether dominansı yükseldiği için Bitcoin düşmüyor. Bitcoin düştüğü için şu yükselişi görüyoruz. Bu bölge direnç bölgesi. 8.75'ler. 8.75 alanı. Direnç alanı neredeyse dirence geldiğini görüyoruz. Kısa vade. Tether dominansını. Aslında bunun da gayet basit bir sebebi var. Çünkü Bitcoin şu an destek alanı içerisinde. Çok basit yani. Bu düşüşe devam ederse, desteğini kırarsa Tether dominansı da direncini kıracaktır. Recession is coming. Doğru, katılıyorum. Yakında, çok yakında.
16.660'tan short'a girdim. Kaçta stop olmalıyım? 16.660'tan short girdiniz. Kaçta stop olmalıyım? Neden burada girdiniz hocam? Bu soruya cevabınız varsa eğer nerede stop olabileceğinizi anlayabilirsiniz aslında. Çok basitçe söylüyorum. Buradan short'a girdiniz. Kısa vade düşünüyorsanız iğnenin üzerine, en yakın iğnenin üzerine stop koymanız gerekiyor. 16.700'ün üzerine. Daha orta vade, bir göreceğim, bir deneyeceğim, bakacağım burada neler oluyor diye düşünüyorsanız 16.750'nin, hatta ve hatta daha net olsun 770'in üzerine stop koymanız gerekiyor. Ben bu işlemi buradan 2 ay, 3 ay tutarım. Ne olacağına inanıyorum. Piyasa aşağı doğru gidecek. Şu an sadece vakit geçiriyor diyorsanız range'in üzerine koymanız gerekiyor. 16.900, 17.000'in üzerine koymanız gerekiyor. Doğal olarak vadeniz ve yaklaşımınız önemli. Ama teknik olarak bakacak olursak burası bir destek ve siz destekte short girdiniz. Hayırlısı olsun. Aşağı doğru kırarsa çok çok güzel bir işlemde olacaksınız. Giriş noktanızdan çok rahat stop olabileceksiniz. Ama yukarı doğru giderse çok büyük paralar kaybedersiniz. Tehlikeli bir işlem. Çok tehlikeli bir işlem. Bunu söylemem lazım. Sizin açıp kollarınızı DXY buradan yürüsün, yukarı doğru yükselsin demeniz gerekiyor. Nasdaq düşsün, S&P düşsün demeniz gerekiyor. Çünkü o reaksiyonu vermezse sizin için hoş olmayacak. Benim çalışmama göre şu an 16.000'e kadar gider mi? 16.600 bölgesi önemli. 16.600'ü kaybedersek ver elini, 16.400'ler, 16.300'ler deriz. Hatta ve hatta orta band denemesi bile yapabiliriz burada ki 16.175'lere tekabül ediyor. Büyük range'in orta bandı burası. O yüzden 16.600'ü kaybetmememiz gerekiyor. 16.500'ü kaybetmememiz gerekiyor. Destek üzerindeyiz doğal olarak. Bu bölgeden Ethereum long'u deniyorum diyorsunuz. Yine aynı şey aslında. Çok çok basit yani. Yine aynı konuya geliyoruz. Bu bölgeden deneyecekseniz kısa vade bir işlem olmalı. Kısmen şöyle bakın. Bakın hemen tepe, dip ve tepe. Bakın şu an bulunduğumuz yer tesadüfi bir şekilde Fibonacci 4.236 seviyesindeyiz. Aşağı inelemeler gelmiş ama aşağıda net bir kapanış yapmamış 5 dakikalıkta ve şu an kapanışlardan biri gelmiş. Doğal olarak aşağı yönlü bir hareket gerçekleşecekse $1,175 bandına kadar devam etme potansiyeli mevcut. Siz burada pozisyon almayı deniyorsanız mutlak suretle bunun aşağısına koymanız gerekiyor. Ya da ben scalp işlem deneyeceğim diyorsanız iğnenin aşağısına koyarsınız 1183'e. Ama çok makul bir işlem modeli değil bu da. Özellikle şu kapanışlara istinaden söylüyorum. Doğal olarak burada 1175 seviyesi göz ardı edilmemesi gereken bir seviye oluyor bizler için. Stoplar da oranın aşağısında olmalı. Satışlar fena geliyor ama bakalım ya, toparlayacak gibi kendini. Biraz bir rahatlama verecektir belki. Ethereum 1175'ten longlanır mı? Yani bu bölgeyi bana teknik söylüyor. Ben açıkçası 1167, 1168, 1165'leri tercih ederim ama teknik bana diyor ki 1175'e dikkat et. Ha, siz bunu kullanırsınız, kullanmazsınız onu bilemem ama tabii ki bunun da kısa vade bir işlem olacağını unutmayınız. Kısa vade. Buradan girersin. Maksimumu söylüyorum. Buradan girersin. Burayı hedeflersin. %2'leri hedeflersin. Hadi çok açgözlü davranacaksanız burayı hedeflersiniz. 1206'ları. Ve tabii ki Christmas haftası. Tıpkı Özkan Bey'in söylediği gibi, bizim günlerdir konuştuğumuz gibi. Christmas haftasındayız.
Derken 2 saate yaklaşmış arkadaşlar yayın bugün. Artık yayının ufak ufak sonuna gelmemiz gerekecek. Çıkmadan like tuşuna basarsanız bizlere destek olmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalı henüz takip etmiyorsanız takip de edebilirsiniz. Normalde 1-1,5 saat arası bir yayın akışımız oluyor ama bugün kopmuş gitmiş 2 saate kadar gelmişiz. Öyle olsun, problem değil. Hareketlilik var. Hareketlilikle ilgili kendi değerlendirmelerimi yaptım. Kendi işlemlerimi açmaya devam edeceğim arkadaşlar burada. Şu an için bence hala çok ekstrem tehdit yaratacak bir durum söz konusu değil. Hala değil ama burada DXY'ın 104.50'leri, 104.80'leri aşmasıyla işler çığırından çıkabilir düşüş yönlü olarak. Sadece yukarı yönlü bakmayın piyasaya. Aşağı yönlü işlem açmayı da unutmayınız arkadaşlar. Şayet long short işlem açıyorsanız. O yüzden şunu unutmayın. Şu an kırılım bölgelerindeyiz. Şu an kırılım noktalarındayız. Her türlü değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki sizin kararınız. Sizin bileceğiniz şey arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Furkan gibi olmayın. Mentalinizi güçlü tutun. Güzel günler yakındır arkadaşlar. Çok kalmadı. Bir yıl falan kaldı. Maksimum bir yıl kaldı. Bir yıl sonra her şey mükemmel olacak. En kötü. Belki daha da kısa sürecek. O yüzden mentalinizi güçlü tutun. Çalışmaya devam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Akşam saat 11'de görüşürüz. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere.